Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Osmanlı oyunu daha oynayacağız. Bugün çılgın bir şey yapacağız. Yani öyle bir başarım amaçlı değil ama hem HR'i alacağız hem de e, Çin mandate'ini alacağız. Klasik e verin. Prodüksiyonu verin. Martı vermeyin. Bakın burası önemli. Martı vermeyin. E, nedenini sonra söyleyeceğim. Kralan lazım olacak çünkü bu kadar basit aslında. Niye sonra söylüyorsam. E, i̇lk klasik İstanbul alışınızı yapın ama buradan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Sadece İstanbul alacağız. Ve bu işte ne bileyim Balkanlardır, Anadolu'dur. Mısır'dır. Oralara hiç girmeyeceğiz. İstanbul'u yani Bizans'ı yiyin, şu Epirus'u da yiyin, soldaki o beyaz artayı da yiyin yani hepsini öyle ısırın, gömün, ham yapın. Sonra İstanbul'u e, kapital yapın. Yani Sünniye çevirip kapital yapıyor Decision'ımız, Empire yapıyor bize. Onu da yapıverin. Buradan sonra hatta bunları yaparken de yani savaşırken de e, Trabzon'a, işte Gürcistan'a e, bir de ne var orada Tepe, tepede Kafkas var ya ona Söylerken ya ona da e, Fabricate Claim atmaya çalışın. Spiderman biriklerin çünkü buralardan vın vın e, gideceğiz arkadaşlar nereye doğru gideceğiz? Çine kadar yolumuz var gerçekten. Çine kadar e, yolumuz var. Çine kadar gitmek için de bir önce bir düz hat çekmemiz gerekiyor. Yani yılan ne yılan ne. Aslında buradan kazana kadar gideceğiz. Bu sırada da radikal reformunu tetiklemeyi unutmayın. E, oradan gelen puanlar bizi e, birazcık de, devireceğiz çünkü birazcık devirmemize yardımcı olacak. Neyi devireceğiz diyeceksiniz? Şimdi biz kazana kadar gidiyoruz ya. Yani kazana kadar işte buradan Trabzon alacağız, Gülistan tarafını alacağız, işte tarafını alacağız, Great Horde'a gireceğiz. Kazana gireceğiz oradan. Bu bunu neden yapıyoruz? Çünkü kazanda en yakın Tengili toprağı kazandı arkadaşlar. En bize yakın şu anda. Elsa da yakın. Gerçi başka kime yakın burada ve yapabilecek? Bir Osmanlı, bir Rus'a yakın. İşte ben Rus'la başarım vardı galiba bunun. Triple, triple Emperor diye başarım vardı. Rus'la yapmak istemedim. Osmanlı yapayım dedim. Bu tengirden isyan çıkaracağız arkadaşlar. O isyanları ta evimize kadar getiririz bütün Anadolu'yu tengiriye çevireceğiz. Çünkü yüzdeliğin fazlasını alıp bizi breaklemesi lazım. Şimdi biz normalde pagan olsaydık eğer yüzdeliği aldığı gibi kabul edebilecektik isyanı. isyanı. Ama e, pagan olmadığımız için isyanları kabul edemiyoruz. Dinli isyancıyı kabul edemiyoruz. Onun bizi e, breaklemesi lazım. Yani o pagan olduğu için biz pagan değiliz o pagan ya paganı kabul edemiyorsunuz paganın sizi breaklemesi lazım pagan olursanız diğerlerini çok rahat şekilde kabul edebiliyorsunuz ee, O konuda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi işte kazana kadar girdim ee, Özbek'te geldi Nogay'dan yılanladım yukarı doğru Great Horde'dan pardon yılanladım Ve ilk ee, Şey toprağımı aldım Nedir onun adı Tengir toprağımı aldı şimdi burayı direkt konverlemeye çalışmayın ee, Neden çünkü önce oraya bir core yapacağız Core yapınca sepet isyancısı çıkacak. Sakın otonomiyi arttırmayın ya da düşürmeyin şu an. Bak burası çok önemli bir tur. Nasıl çöpe gider? Ee, bir isyancısı çıksın. Tamam mı? İsyancı çıktıktan sonra isyancı provoklar mısınız artık? Çıkmasını bekler misiniz? Ne yaparsınız bilmiyorum. Şu an bakın hala Permian sepeti konvertlememe rağmen Bu isyancıyı bir tur çıkaracağız. İsyancıyı keseceğiz. İsyancıyı kesince recent uprising eksi 100 yiyecek yani isyan çıktığı için. Sonra Tekrar konvertleyeceğiz arkadaşlar ve otonomiyi düşüreceğiz. Otonomiyi düşürürseniz eğer bu eksi 100 ee, gidecek. Bakın eksi 100 gitti. Artı 18 oldu ve Tengri Zelat'a döndü. Bu Tengri Zelat'ları çıkaracağız. Provoklayacağız. 50 olduğu gibi. Ta Anadolu'ya kadar gelecek. Ta Anadolu'nun ebesinin dizisine, dizisine, kadar sicleyecek. Çünkü e, paganlar breaklemek için toprak sayınızın yarısının bir üstü ne almaları lazım, hicremeleri lazım isyancıların ki e, breakleyebilsinler. Bir de bu sırada tabi ki de yüzdelik üstünlüğünü e, almaları gerekiyor. Şu an bakın dinin yüzdelik üstünlüğünü aldırım. Hala breakleyemiyorlar. Ben de kabul edemiyorum. E, Pagan'dan öyle bir sıkıntısı var. Daha hızlı kabul etmek için toprak sayımı düşürmem lazım. Yani yarısı artı birdi ya. Hani şimdi bunlar bir karşıya geçmek isteyecekler. Geçemeyecekler. Dönecekler falan öyle bugları oluyor. O yüzden bir aşağıdan morayı saldım. Atina'yı da ona verdim ki. E, toprak sayımı bayağı 4-5 tane düşürdüm Kaç? 4 tane düşürdüm. 4 tane düşürdüm. Direkt breaklediler Artık tengiri olduk. E, Yeniçer estetimiz gitti. Dimli gitti. Dekadens gitti şimdi bu dekadans, dekadans gitti, Dimli gitti, dimle gitti, yeni çile gitti. Bunun yerine mandate alınca e, unitler gelecek, kadınlar gelecek. İlk ayda dip no idea aldım. E, lazım olur hem dipleri yüzünden hem de e, verdiği Provis Warscore Cost yüzünden gayet yardımcı olacak. Güzel bir ayda ve dip korlamıyoruz, general almıyoruz, tek atlamıyoruz dip. Ee, i̇lk dip ayda gayet güzel oluyor aslında. Böyle şeyler için dip gayet güzel oluyor. Bu tek problem bu run'ı yaparken biz çok sağdayız. Solda isyanlar çıkıyor. Oraya Merk çek, para gidiyor. Böyle Merk'i sil. Bir daha çek çıkıyor falan o biraz beni delirtti. Onun dışında çok problemi yoktu. Şimdi artık tengir olduğumuz için e, mandate doğru ilanlıyorum. Bakın şuradan Özbek'ten toprakları ucuna kadar yedim. Özbek Oyrat'la savaşta değil. Oyrat'a da girelim diye düşündüm. Oyrat'tan biraz daha toprak yedi. Ben de Turus attım. Yani çok uzattı bizim işimizi. Boş boşuna puanlarımdan oldum. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm. Yaptığı tamamıyla bir terbiyesizlik 4-5 toprak için yani. Ama yapacak bir şey yok. Oyun bu. Olur tabii. Bundan sonra da Çağatay'a girdim. Çünkü Çağatay da toprakları biraz yemiş Ming'e doğru. Çağatay'dan da Ming'in yanına iki toprak sınır alacak kadar yiyeceğim ki Ming'e komşu olayım. Ming'e komşu olduğum gibi Eastern Religion olduğum için. Eastern Religion'da galiba. Olduğum için direkt şeyleri alabiliyorum. Nedir onun adı? Mandate CV'sini alabiliyorum komşu olduğum gibi. Ve Mandate'den Pataküt'e gireceğiz kendisine. Ming bu son peşte daha taş taşlı olmuş arkadaşlar ona dikkat edin iyi vuruyor ama oynuyor yani. Eskisi gibi salak değil normal oynuyor bayağı iyi değil de eskisine göre iyi oynadığı için bize şu an iyi geliyor. Yani Ming oynuyor. Toplarınıza dikkat edin topları kaybetmeyin. 4 tane topunuz olur üstte bayağı yardımcı olacak. duvarları kırmanız, iyice hızlı siyecemeniz için falan. Fightlara dikkat edin. Ay karga gaklama be. Karga var burada gaklıyor. Kime gaklıyor bilmiyorum. Karga mı nedir? Çok güzel gaklıyor ama kak kak yapıyor böyle. Çok hoşuma gidiyor. ama Uyandırıyor beni bazen sabahları. Her neyse konumuz o değil. Hala gaklıyor. Neyse gaklasın. Ee, Çin'i savaşırken dikkat edin. Ordusu çok fazla 80-90'a kadar çıkıyor. Ordusu eriyene kadar doğru düzgün savaşın. Reinforce atıyor putperest. Yani bayağı normal savaşıyor ve çok can sıkıyor. Ona dikkat edin. Ekslerde savaşmayın. Overstack yaparken girin bazen 80k'yı bir yere koyuyor gerizekalı yapıştırın o zaman öyle yaparsa Ve ilk savaşınızda da e, pek Beijing'i alın Pekin'i alın Bandait'i alın Bir de e, alabiliyorsanız sınıra doğru hani yılan yapacağız ya Pekin'e doğru Alabildiğiniz kadar da oradan hani fort alabilirsiniz ben şimdi almak için ikinci aile dip e aldım bu arada Diplon'un bu O 7. 2. 4. 6. ideası bu neyse Province Force Corrosion ideasını bekledim e, Hani savaştan çıkmak için çünkü biraz daha fazla toprak alabilmek için. Şimdi Mandate aldım. Gördüğünüz gibi birinci reformumuz artık Celestia Empire oldu. Ve e, hadımlar geldi arkadaşlar. Hadımlar, unikler geldi bakın en aşağı. Bunlara bir şeyler verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Valla teksi verebilirsiniz, dipmap verebilirsiniz. Başka da vereceğiniz çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Artık legitimizimiz main oldu. Bu soldaki bufflardan da mandate arttıran buff alabilirsiniz. Ben aldıktan, aldıktan, sonra böyle bir event gelecek. Tek kostu alın, bir stability ve tek kostalı alabilirsiniz. Böyle bir event daha gelecek. Burada direkt stability alın, kapitalinize taşım, sakın pekine taşımayın. Kapitalimizin Avrupa'da olması lazım. Çünkü artık mandate aldığımız için ee, Hristiyan döneceğiz ve HR'nin başına geçeceğiz. Hristiyan dönmek için de Macar'daki bir toprak claim alıp threat'in atabilirsiniz, tehditirebilirsiniz. Verecektir büyük ihtimalle. Oyun başında bunu yapabilirsiniz. Elayları falan yapken. Ben yaptım, ne yer yaptım hatırlamıyorum ama şu anda girip alabilirsiniz. Çok fark etmez. Aldıktan sonra oradan bir ekatolik exchange'ı çıkaracağız arkadaşlar. Bir de bende atılınca böyle disaster yiyorsunuz. İki tane Çinli kültürü eksiplemezseniz disaster yiyorsunuz arkadaşlar. İki tane Çinli kültürü 20 dev yapın. Kültür işte kültür grubunda 20 deviniz olsun. Sonra eksipleyin o kültürü. Ki bu disaster'ı boşuna yemeyin. Gördüğünüz gibi sol tarafta isyancımız ilerliyor kendisi. bunun bunun %50 şey alması lazım. yüzde yüzdelik 50 diyorum pardon. yüzdelikte dinin Dini yüzdeliğinde üste çıkması lazım işte. Ayaman konuşamadım. Yani normalde bir ülkede bir din oluyor. İkincisini getirdiğiniz zaman yüzde elliye çıkması gerekiyor. Yani yüzde elli alması gerekiyor. Ya da işte dokuz buçuk ee, alması gerekiyor falan 50 alması gerekiyor. O yüzden hep elliye gidiyor aklım. Ama üç dört din olunca işte yüzdelikte fazlasını alması gerekiyor. Şimdi bu beni buraya e, breakleyecek. Kapitalimi aldı çünkü tikliyor. Normalde toprakların yarısıydı biliyorsunuz. Ama tikliyor. Kapital alırsa tikliyor, ilerliyor. O yüzden yüzde, yüzdeli de öne çıkaramamıştı Katolik dininde. O yüzden hemen geri seçildim. Bir isyan daha çıkardım. Event bir yerde Katolik oldu bir yeri. Ee, orada bir isyan daha çıkardım. Orada çıkmasa yine sol tarafta çıkaracaktım. Ve yüzdelikte öne geçtiği zaman Chart'tan bakabilirsin. Ledger'a gidiyorsunuz, ekonomiye gidiyorsunuz, çarta gidiyorsunuz. Orada yuvarlak pasta grafik gözüküyor. SG hocamızı general yaptı Katolik döndükten sonra. Artık hani HR'yi almak için bir problemimiz kalmadı. Ming'i yiyelim dedim. Unify China CBC ile Ming'e girdim. Bu Unify China CBC gördüğünüz gibi vuruyor e, Unify China CBC ile girerseniz e, mandate alıp kuşattığınız her toprak Çin region'ında kuşattığınız her toprağa size kor veriyor ama territorial core veriyor. Aldıktan sonra bir turda state yapmak için core'luyorsunuz ama o anında core yapıyorsunuz yani ondan yapıyorsunuz sadece. E, korunamak için beklemiyorsunuz ve daha ucuza alıyorsunuz. Edip ID'miz de var. Bütün Çin'i e, iyice Sonra da bu Çin'de biraz büyüdükten sonra daha fazla büyümeyeceğim. Şu tarafına geçmek istemiyorum. Eçeri'yi kuracağız. İçeri tarafına gideceğim. Tek kötü taraf e, şey oldu. E, ben seçilemeden bir tur öldü. Protestanlık çok erken çok erken çıktı. E, bir de bu Reign Italy yapamamış geri zekalı. İtalya'dakiler de çıkmak istemiş. Bu kötü oldu çünkü çıkınca permanent olarak çıkıyorlar ve bir daha geri sokamıyorsunuz e, vasalla falan fistan İ, şey yapmanız lazım. Expand Empire CBC ile dalmanız lazım. Onu da hiçbir şey açamamış. Neredeyse sıfırdan biz açacağız yani şeyi reformları biz geçireceğiz hepsini baştan. Terbiyesiz ya. Minge turu break attım ee, ve tüdüm güzel bir stability eventi geldi. Bir iki tane kendim basacağım. Basa bu eventler geldiği zaman mesela bir stability'niz var, bir tane stability event geliyor ya. Size bir tane basın ikiye çıkarız. Ee, gelir event 3'e çıkarsın. Çünkü birden ikiye çıkarmak sıfırdan bire çıkarmaktan daha pahalı. 2'den 3'e çıkarmak birden ikiye çıkarmaktan daha pahalı olduğu için siz birden ikiye çıkarın. En pahalı çıkarmayı da event yapsın. Böylece hem kar edersiniz hem bedava stability gelmiş olur. Hem de 3'e çıkmış olursunuz. 3'ten tekrar 0'a düşmeniz bayağı zaman alır. Mingi birazcık daha yedim. Buraları hemen korlamayın. Bir bakın. Devastation var mı? Bu arada çağ bitti. Vortex'i kapatmayı unutmayın. Devastation varsa topraklarda ve %10'a geçikse bayağı mandate düşürür. Hani toprak başına 0-1-0-2 düşürebilir. Tam hani değerini bilmiyorum da. 10'a geçikse genelde bayağı düşüyor mandate'iniz. ona dikkat edin. Hani koruyacaksanız korlayın. Devleyin hemen. IDM'ımızı da bitirdik. E, aldık bir diprep ver. verdiği için aslında onu aldım. Yani diplo hem kualite iyi oluyor. Hem e, diplo da bir diprep veriyor. Diprep de niye? Seçilmek için. mandate, mandate durumu seçilmek için. Ne kadar fazla diplomimiz olursa o kadar fazla bize seçmek istiyorlar. Bir de biz de direkt ile başlıyoruz çünkü biz Empire'da değiliz. Empire'ın dışından bir de 50 ile başlıyor. Hani e, o bir tık problemdi. Onu da e, Çok diplomimiz oldu. Uniklerden biraz geliyor, Ulema'dan geliyor, Advisor'dan geliyor, e, Deep Idea'dan geliyor, Polçe'den geliyor. Legitimisinizi, full legitimisi yok gerçi. Baya 5-6 diplerimiz falan olacak. E, Estate'den diyet çağırırsanız oradan gakla artık? Hala gaklıyor. Estate'den diyet çağırırsanız oradan diyetlerin bir görevi e, bazen dip verebiliyor tamamlayınca o da önemli olabiliyor. Sonra elektörlerle ele, ele alıyorsunuz, garanti atıyorsunuz, Royal Mary atıyorsunuz tertemiz oluyor. Bir de Burgun inheritansı kaçırdık maalesef. onu onu başaramadık. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi eleye atıyorum. Şu an beni seçiyorlar. Ee, seçtikten sonra eleyi bozabilirsin ama hiçbir şey geçirmemiş paşam ya. Yani bir tane geçireydi, iki tane geçireydi en azından reformcuk iyi olurdu. O beni birazcık üzdü. Hani bir tane daha geçirse bir tane daha hızlı biterdik. Bir tane daha geç geçirememiş. Başa başaramamış. İtalya ya gitmiş ya o kötü. Sonra şu Daiwet'e e girdim çünkü bir tane toprağa basa, basal basal da miydi? To, e, küçük odana girdim işte. Daiviyet de geldi yanında. Hamladım. Onu yemedim tabii ki. Ondan bol e, para çekeceğim. Warrap çekeceğim. Birazlarınız basın. E, basın. Workshopları basın. Workshopları devleyin. Güzel gutları devleyin. 3 ve üstü gutları devlemeye özen gösterin. Workshop bastığınız yerde. Çünkü hem onları workshop'tan devliyorsunuz. Para geliyor. Ticaret artıyor. Workshop'tan devlediğiniz için fazla para geliyor. E, basıyorsunuz. Devlediğiniz için fazla para geliyor. Gus arttırıyor. E, bir de Şeyden Bu türcüsü arttırdığı için production'dan Fazla para kazanıyorsunuz Bu gayet e, Güzel dip gayet güzel bir şey değil arkadaşlar bol bol devreyin Ve HRE'nin başına geçiverdik artık biz Emperors I am the emperor HRE emperor hemen bir Macar'a gireceğim e, Çünkü benim HRE'ye yol almam lazım ve ben girer girmez bakın Literal savaş açtım Savaş açtıktan sonra incident çıktı Töton girmek istedi Tamam girsin kötü değil imperial veriyor ama yani boşa gidecek savaştayım ben basamıyorum tuşa. O biraz üzdü beni ama yapacak bir şey yok. Biraz andaki bir an oldu. Sadece claimlerimi şöyle içeriye yılan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 62 puan olduk ya. Hani Savaşı bitirseydim bir elimle geçseydim bir tane daha sonra gelseydim ben tamam oh, hemen girmesi çok kötü oldu işte beni çok üzdü bayağı da geri attı aslında bu çünkü Toto'nun getirdiği puan az değil 20 puan falan getiriyor hiç az değil yani 20 o getirse ben bir abdiket etsem zaten edecek şey 30 bir reform 50'ye geçiriyoruz yani. Ayrıca e, 300 devden fazla bir hort komşunuz olursa mandate'iniz varken nomedik disaster diyorsunuz. Bunun için ya 300 olmayacak bir hort komşu ya da ele olacaksınız ya da onları döveceksiniz. Tributeriniz olacak, fasalınız olacak ve libertis olmayacak. Ben ele olmayı seçtim çünkü oraya bir daha dönüp uğraşmak istemedim. Gidip kafasına vururuz hiç problem değil ama uğraşmak e, zor oluyor. İkinci reformu geçiverdim arkadaşlar ve artık kendimi bağladığım için içeriye bir daha girdim. Yani içeriye direkt girdim. Bir daha girdim. Diyeyim. Topraklarımı bağladım. Hani ben hala imparatorlu, imparatorlukta, değilim. Çünkü toprakları tam bağlayamadım. Içeriye sınırım yok çünkü. E, reform çok iyi olmuş, Protestan çok iyi olmuş. E bunlara böyle pıtı pıtı hani girdim. E, çünkü CB alamıyorum. Hani elimde bir CB var. Hani Crash the Peasantry CB'si. Yine içeriye özel bir CB. Bunlar e, artı altı, nobility, unrest falan fistan veriyor. Onun sonra gelecek. Onu iptal edeceğiz. Onlarla bir girdim. Hani her girdiğimin dinini değiştiriyorum. Şu an çok heretik var. O yüzden düşüyor. Burayı toparlamak biraz zor olacak. Brandenburg da büyümüş. Ee, bohem garip. Yani çok garip bir HR'yi devraldık. Yani şey enkaz devraldık diyebilirim. Tek tek her girdiğime e, Force atıyorum. İçinden ülke bırakıyorum. Bıraktığım ülke tekrar protestan oluyor. Hani çünkü Force atınca kapitali değişebiliyor bazen. Değişme edebilir. Şey varsa 200 yoksa değişiyor. E, ama başka bıraktığın toprak protestan. E, çıkan prens protestan oluyor. O bu oluyor. Şu bu oluyor. Ay delirdim yani. Burgundy'nin de bayağı bir toprak e, prenslik bıraktırdım. Onları geri yiyecek. Ve hiç dikkat etmemişim biliyor musun? Onların hepsini geri yedi. Ne ara yedi hiç bilmiyorum. Yemiş. Hiç dikkat edemedim. Siz çok dikkat edin. Geri yerse unlawful territory var ya atın. Kabul etmiyor mu? Etmesin. Bir puanınızdan olursunuz ama 20 tane prens çıkarırsınız içinden. Ve haddini bildirirsiniz arkadaşlar ona özen, önem, önem gösterin. Özen de gösterin. Önem de gösterin. İkisinden birini gösterin. Fark etmez. Macar'a girdim. Çünkü Balkan'da 20 toprak alınca Macar eyalet civisi veriyordu. Ya. Eskiden Katolik dönseniz de eyaletler e, şey oluyordu. Eyalet Sibis'leri eyalet alabiliyordunuz. Artık onu değiştirmişler. E, Katolik yani dekadans mekaniniz olmadığı sürece eyalet mekaniniz olmadığı sürece eyaletle girseniz bile eyaletleri alamıyorsunuz. Bak event geliyor. Eyalete tıklıyorum. Hiçbir şey yok. Vasal yapıyor. Ee, hani eyalet mekaniğini kaldırmışlar Dekadens mekaniği olmayan ülkeden Çünkü eskiden katolik döndüğünüzde biliyorsunuz el yapabiliyorduk, yapmıştık da hatta Bu da dediğim bu fate of peasantry işte bu artı altı veriyor ya onu iptal eden şey onun instantı çıkıyor ona bir karar veriyoruz yine bir Otorite e, geliyor gayet güzel Ve Council of Trent çıktı Ben her ne kadar sola geçsem de Aptal papa kaç oyundur nefret ediyorum bak ne zaman sol istesem harşi istesem Gidiyor Sağ tarafı barışıl yolu seçiyor bu da beni çok e, rahatsız ediyor arkadaşlar. Aşırı rahatsız ediyor hem de. Neden biliyor musunuz? Çünkü %10 on e, şey gidiyor. Province War Score Cost on other religions gidiyor. %10. Tertemiz bir %10 ya. Çöpe gidiyor. Benedikt'ten bir sürü prensik bırakacağım ama İtalya'daki e, şeyler gelemiyor. Maalesef gidemiyor. Milan diplomasal yaptım hani girerdi ya ama sonra giremediğini fark ettim. Bunlar permanent olarak çıkmışlar söyledim. Bunu daha önce videonun başında söyledim. Reinitalia o yüzden çok önemli. Hem bir reform kafadan geçiriyorsunuz yeni görevle beraber. Hem de Prens puan kazanıyorsunuz yani. O da olmuyor. Çok kötü, çok anlaki bir an geldi. Counter Reformation'ı Embrace diyebilirsiniz. Bir, bir Misyoner verecektir size. Tekrar söylüyorum bir Misyoner lazım. Redisayda çıkmazsanız o bir Misyoner gayet hızlandıracaktır sizin Convert işlemlerinizi. Her yeni katoliğe çevirin. Prestige gelir, papal puan gelir, Papa olursunuz belki. Ben olamadım. Bir kere oldum mu? olamadım galiba ya bilmiyorum bir arada Polonya'ya girdim şimdi bundan sonra yapacağımız tek şey e, mesela orada Eflak'la olduğu çıkarabilirdim vasal olarak Geçince sokabilirdim sokmadım yedim benim mi aldım tamamıyla benim maldığım e, Eflak'la bu odanı çıkarın yani elinize almayın vasal saldırın ya yani bıraksın toprağa tamam mı e, sonra ele yatın vasal atın kendileri girsinler bir 10-15 puan gelir 10-15 imparatorluk gelir şey de çıktı e, din reformu da çıktı Emine de öldü garibim e, beni bir daha seçtiler. Emine iyi çağırdı. Bir kusuru vardı. O da idi yani. Petty buff'ı almış, debuff'ı almış. Eksi 05 mandate veriyordu bana. O gitti. E, burada depremler oluyor. Sarı nehirler taşıyor. Akmam diyor bir şeyler falan. O zaman ben, ben de mende teksisi yiyorsunuz. O da geri devleyi devastation'ı kalmasın. Din savaşı daha çıkmadı. Açıldı ligler ama daha savaş çıkmadı. Çünkü ben çok güçlüyüm. E, şey yapmak, saldırmak istemiyorlar bu güçlülüğü indirmek için de mendet geçireceğim. Bir tane rastgele mendet geçireceğim. Buradan şey geçirebilirsiniz. Mendet arttıran bir şey var. Aha, bu bunu geçirebilirsiniz. 0 3 Bunu geçirince mendet bayağı düşüyor. Düşünce de şok damage receive, fire damage için güçsüz duruyorsunuz. Şöyle bir şey savaş çıktı. bu savaş gayet kolay olacak. Neden? Bu ne kadar düşse de hala çok taş taşlıyız arkadaşlar bizim yıllarımız. Ben gideceğim Rus tarafını çıkaracağım şey savaştan. Ee, sol tarafa da sonra döneceğim. Fransa zaten halledecektir. Polonya da bizle girdi. Polonya yeni dövdüm yine girdi. İşte Hristiyanlık böyle bir şey. Kardeşlik böyle bir şey arkadaşlar. Kol kırılır, yen içinde kalır gibi bir şeydi galiba öyleydi. Danzig'i çıkaramadım. Koru ee, yok maalesef yok Ama Bunların hepsini e, döndürebildiğiniz hepsinin şeyini döndürün. Dini'ni döndürün. Bırakabildiğiniz kadar prens bırakın içlerinden. Çünkü her bıraktığınız prens kazanacağız otoritenin ya aslında prens bıraktıkça otoriteniz artıyor. Bir prens bir otoriteye eşit değil. Ama bir heretik prens neredeyse bir otoriteye eşit. Yani bıraktığınız heretik, bıraktığınız prens protestan reform olacaksa yani bırakmaya da bilirsiniz ama onun mikrosunu yapmak çok yorabilir sizi. Ben de yordu direkt bıraktım o yüzden. Ama hani bir prensten 5 prens alıyorsunuz. Etti 6 prens toplam? Ya bundan 4 heretik. 5 prensten 2 puan gelse 4 heretikten eksi 4 gidecek. Eksi iki zarardasınız. Yani şu e, şeyi çok iyi yapamamışlar bence. Hani bir heretik prens neredeyse bir eksi bir falan veriyor. orayı baya yaklaşık bir şey veriyor. Onun ayarlamasını hiç yapamamışlar. Ama şey olduk, e, aldık imparatorluğu ve şeyi de aldık yani. Din değişti, official din var artık. Enforce edeceğiz, unity yapabiliyoruz. Bir puana yine, bir koca puana e, dinleri katoliğe çevirebiliyorsunuz. Ama bunun bir anda fullemeyin. Hani artıda kalacak şekilde artı 15-20'de kalacak şekilde yapın çünkü siz enforsiyorsunuz. Paşam beyler geri dönüyor, şeyi de geri döndürüyor. Sentralerle ee, gitmediği için geri döndürüyor. İsviçre çıkmak istedi, ona incidenti geliyor. Çıkınca saldırın, geri alıp saldırın. Saldırın geri alın onu seçin. Ee, alınca baya puan gelecek. Bir 15-20 mi puan geliyor bilmiyorum neyse ben de gittim Paris diye çünkü savaştaydık kendisiyle paşam beni. Bunların tahtına Osmanoğlu koyacağım bir tane. Luigi Osmanoğlu diye yazacak da onun piyosunu alamadım çünkü oynamadım. E, HR'yi kurup bırakmak isterim. yokladıktan sonra da direkt HR'yi kurup bırakmak isterim. Çünkü size governing capacity sorunu nasıl çözebiliriz diye soruyorsunuz. Onu göstermek isterim sonunda. Onu da çok tatlı bir şekilde göstereceğim. Hallettik savaşı. HR'ye girdi. Onda problem yok. ben de o sırada hem puan birikirken ee, bir de çağın bitmesini bekliyorum yani reform çağının bitmesini bekliyorum. sonu gelmesini bekliyorum çünkü bu senderler gitmeyecek. Elimde de CB yok. No CB atmak istemiyorum. Çünkü. O toprağı alacaksınız, konvertleyeceksiniz, geri vereceksiniz. Geri vermenize gerek yok. Ama alacaksınız, konvertleyeceksiniz ki e, o sender gitsin. Yoksa gitmiyor. Paşam Bey orada yıl yatıyor. Saçmalık ama öyle yapacak bir şey yok. Buraları atlayarak koyacağım. Çok bir şey yapmadım çünkü dediğim gibi sadece otoritenin artmasını... Ee, ve işte şey geçirmeyi bekliyorum bir sonraki ayda yani kort al normalde kort almamış bir şey yaramıyor ama hem bendeydi hem HR varken hr'yi de arttırması hiçbir şey hr'ye hiçbir şey arttırmıyor bu arada %5 arttırıyor ee, Lig savaşını kazandığınız için %20 mi 25 mi e artıyor zaten hani o %5 hiçbir şey Niye koymuşlar bilmiyorum Matematik mi bilmiyorlar oyunu mu oynamadılar ee, Yoksa bizimle gel bence taş taş geçiyorlar tekrar bence başka şaşkınlık yok yani o %5 Hiçbir şey ya hiçbir şey ama sakin kalalım. Polonya'ya girdim. Ee, içinden i̇çinden Mazovi ve e, çıkardım. Galicia'yı vasal alacağım. Yani ele hemen çıkardığı seviyor zaten. Çık beni şey yaptın diye, bağımsız ettin diye seviyor. Ee, hemen bir ele atıyorsunuz. Bir proclaim garanti atıyorsunuz. Bir Royal Mary atıyorsunuz atabilirsiniz. Ee, hemen zaten vasal oluyor. Vasal oluyorsa yapın bu arada. Olmuyorsa boşuna atmayın. Yanında yazıyor. Tik varsa olur. Hemen onları vasal yapın. O kendi kendine e, hemen HR'ye girecektir. Bakın şu an 39 puanım var. Girince 46 oldu. 7 puan geldi ki o 7.5-8 lira aslında. Tam küsuratı yazmadığı için. E, hemen onu bir de ama şey yapın. E, dinini katolik yapın. Heretik çünkü. Ortodoks. Ortodoks heretik oluyor. Katolik olmayan herkes heretik arkadaşlar. Ve eksi puan verecek size. Bu işte Expand Empire attım. Akila'ya, Bologna'ya, Floransa'ya. Bunları HR'ye geri sokacağım. Savaşarak sokacağım e, vasalım girmiyor şu benim vasalım girmiyor çünkü permanent olarak çıkmış ulan çıktın madem expand empire cbc'e nasıl geri giriyorsun onunla giriyorsan kendin de girsene yani böyle saçma şeyler oluyor arkadaşlar gelen puanlarla bunları empire'a e katınca gelen puanlarla din değiştirdim birazcık Elemandan yani elemanların din değiştirdim kort neredeyse bitiyor e, bir tur daha polonya'ya daldım şimdi bu mazovia'yı çıkardı ama mazovia içeriye giremedi e, aslında girerdi ya ben niye onu ele almadım Ele alsam girer tabii sonra de. Doğru arada toprak bağlantısı yok diye toprak alayım dedim. Yanlarına kiye çıkardım da. Yani ele atsam masa alsam girermiş çünkü Töton'u HR'yi Töton'u e Töton o kadar garip kaldı ki oyunda full duruyor hala öyle Ve HR'ye girdi ama hiç yenmedi girmemiş gibi de duruyor Mazove'ye de girebilirmiş keşke daha önce soğuk Mazove'yi e, vasalladım Gördüğünüz gibi birazcık puanı birlikte hemen bir reform geçireceğim ama geçirmeden önce biraz daha din değiştiriyorum Çünkü 50'ye geçireceğim hadi 51 olsun şu an 4. reformdayız e, ee, kalan 3 puan boşa gitmesine Onlar 3 kin dinini değiştirdim. 0-3 puan olarak geri döndü bana. Bunlar önemli. Bir turdan memnuniyet gidin. Buradan şimdi e, 5-6 top toprak alacağım. Sonra eyalet e, CBC gelecek biliyorsunuz görevi başınca. Eyalet CBC e, Memlü eyalet yine yapmıyor. Çünkü gördüğünüz gibi Macar'ı yapmadı. Vasıl olarak bıraktı. Şeyi de bırakacak. Memlü'yü de vasıl olarak bırakacak ama çok ilginç. Eğer Osmanlı oynuyorsanız normal katolik katolik değil sünni oynuyorsanız da Müslüman oynuyorsanız da eyalet yaptığınız zaman eyaleti bırakırsanız icit olarak çıkıyor. İcipti formlamış olarak çıkıyor. Gördüğünüz gibi aldım. Eyaleti aldım ve Tursbek'le girdim sıkıldım çünkü. Eyaleti aldım kendisi icit olarak vasalım oldu benim. Normalde eyaleti bırakırsanız da icit olarak çıkıyor. Hani bir icit vasalım var beni hiç sevmiyor çünkü kocaman. Hani eyalet değil artık o, o bir vasal. Masa olunca biraz daha zorluyoruz. Ama o da loyal olacak da çok de, biraz devleyip ilişki geliştirip para verip ee, plaketlerseniz normalde royal oluyor. Ama çok uğraşmadım. E, birini Pers supportladı, birini Rus supportladı. Hepsine girdik, çıkardı. E, çıkardık. Sonra, en sonunda loyal yaptım da. Yani çok loyal yapmanızın bir olayı yok. E, gerçi Mısır büyük bir vasal. Ya. Bilmiyorum çok büyük bir vasal oldu. Normalde eyalet olunca hiçbir şey yaramıyor da. Vasal halini çok bilemedim yani. Denemedim, denemek lazım. Hatta onu bir march yapsanız var ya. Oy. Kırım'ı vasalladık çıkardık bir reform daha geçtim artık centralization reformuna geçebilirim 4 tane 3 tane reform geçiyorsunuz 4. vasal yapıyor 5. ise içeri kuruyor arkadaşlar e, Din olayını da baya bir hallettik e, bayağı Baya az bir heretik kaldı Absol çağına da girdik artık şeyler bitti Nedir onun adı bu Elemanların din değiştirme olayı bitti gördüğünüz gibi Burgun'un hepsini geri yemiş şerefsiz ya ne ara kaç göz arası görmüş kaç prens çıkardım ben onun içinden ya. Bir daha girip aslında biraz daha prens. Çünkü büyük olunca masal olmak da istemiyor. Anladınız mı? Öyle bir problem var. O yüzden bunu ne kadar küçültürseniz Reform ee, reforma evet diyecek kadar o kadar iyi olur. Bugün de küçültemedim ben. Niye küçültmedim aslında? Küçültebilirmişim. Bilmiyorum bu save'i bu save'i tam oynamadım ben. Bu yarım kaldı. Ben sonra devam ettim buna. Ne yaptığımı da hatırlamıyordum tam. Unuttum gitti. Ama yine de el yi kurdum. E, Gavani düzelttim. Size göstermek istediğim düzelttim. Perse bir tur girdim boş beklerken. ya yani boş beklerken ne diyeyim artık hani salacak prens kalmadı. Fransa'ya girmek istemedim. Yine rehinler taşıyor. Ee, otorite kendi kendinde dolarken zaten bu aşağıdakileri aldıkça ikinci ve ikinci ve üçüncüyü aldıkça bir %25 artış daha veriyor. Daha da hızlı artacak zaten. Bir burada Estonya'yı Latkale'ye falan soktum içeri. Yani Avusturya biraz daha bir iki reform geçirse protestanlık biraz daha geçişti. Şimdi içeriği kurmuştuk. Ee, o biraz kötü oldu. Ama yapacak çok bir şey yok. Gayet yine de güzel gittiğini düşünüyorum. Yani eğlenceliydi. Ben eğlendim. Değişik bir şey oldu. Çünkü normal runlardan çok sıkıldım. Garip bir şey yapayım dedim. Bunu yayında yaptık zaten. E, izlediyseniz bilmiyorum. Var mıydınız yok muydunuz? E, reformlardan önce önce artı bir apsoyu alın. Tamam mı? Çok fethi yapmıyorsanız önce artı bir apsoyu alın. Çok fethi yapacaksınız önce yüzde beş şey alın. Admin efficiency alın. Yoksa artı bir apsoyu alın. Artı bir apsoyu daha iyi artacaktır e, zamanında. Ve hepsinin artık masal olmasını isterim. Yani şeye bastım. Şey çıktı. E, dayamarka Danimarka çıktı. Hayır dedi. Burgundy hayır dedi. Diğerlerinin hepsi ee, evet dedi. Bir sıkıntı yok onda. Burgundy de benim elayım olduğu için hayır demiş olabilir biliyor musunuz? Öyle salaklar yapabiliyor bazen. Moskova girdim birazcık. E, çok bir şey almayacağım. Teton'a girdim. Ostura girdim. E, sonra da direkt HR'yi kuracağım. Teton... Ha Teton gelmedi. Pardon. Teton gelmedi. Ben Teton'un tributörü yapmışım arkadaşlar. Abi ben de var ya tributörü yapabiliyoruz. Tribütörü yaptığım için rengi hala aynı. Vasalım gibi gözüküyor ya diplomatik haritada. Ben de onu geldi zannettim. Meğer gelmemiş. Ee, onu bir yedim, ham yaptım ve artık HR'yi e, kurdum. Şimdi HR'yi kurucu 1 milyon askerden fazlanız oluyor. Ayrılar alın bu arada. Hepsini anneksledik gördüğünüz gibi. Pıt diye hepsini. aneksedikten sonra hepsini anneksledikten sonra 1 e, askeriniz oluyor. Direkt military agreement alabilirsiniz. Görevleri yapabilirsiniz. Çoğu bitmiş olacaktır zaten. E, burada bir aşağıda bir war score cost veren var. Admin F veren galiba burada görev var mı diyor. Hatırlamıyorum. Ama şimdi e, para gidiyor çünkü çok fazla burada force limitiz. Ve her da e, stakeledim mi stakelemedim hatırlamıyorum ordularınızı bir düzenleyin 500-600'e indirin yeter Egemen'ı zaten aldığınız isyanlarla bir görürüz bir eksi 44 admin FD eksi %44 admin FD bu state house'ların hepsini basıyorsunuz state house manufaktörü olan e, normal town hall'ları basıyorsunuz e, eksi go veren dandik bina var ya yüzlük onu basıyorsunuz State House'ları basıyorsunuz arkadaşlar. State House'ları zaten state e bir tane basılıyor. Yani en fazla bir toprağa normal manufaktörü basamazsınız. Sonra teknoloji açıyorsunuz. Tamam mı? Açtıktan sonra diğer teknoloji geliyor. Bunların da hepsini basıyorsunuz. Bu direkt normal e, bina. manufaktör olanlar bitti. Birinci normal binaya bastık. Manifaktörlere bastık. ikinci normal binaya bastık arkadaşlar. Ve bastıktan sonra bakın Town Hall. E, görüyorsun Humanist alın. VC'ye gideceksiniz. Humanist alabilirsiniz. E, quantity Humanist. Gördüğünüz gibi Gavani capacity yok oldu. Bütün HR artı Çin State şu anda ve Gavani capacity problemimiz asla yok. Çünkü binaları bastık arkadaşlar. Binaları bastığımız için de problemimiz olmuyor. Ben sizler katılmamak adına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.